Az önce uyandım, kahvaltımı yaptım. Saçlarımı yıkadım. Kuruttum. Sonra aklıma ne geldi biliyor musunuz? Mor şampuanla saçlarımı mor yapmak geldi. Ve bunu sizinle beraber denemek istiyorum. Aslında mor şampuanla gerçekten böyle aklı selim bir video yapmayı planlıyordum. Gerçekten birilerinin işine yarayabileceğini düşündüğüm bir video yapmayı planlıyordum. Ama sonra yani vazgeçtim kısacası. Belki daha sonra yaparım ama bugün gerçekten saçlarımı böyle lila mor arası bir şey yapmak istiyorum. Elimde öyle bir boya yok. Mavi var, gri var ki o gri gerçekten iğrenç bir gri. Maviden de artık gerçekten çok sıkıldım. Zaten saçımdaki boyu akıtmaya çalışana kadar canım çıktı. Hala buradaki yeşillikler kaldı. Tam geçmedi. Birkaç banyoluk işi var. Böyle iki banyo sonra falan onlar tamamen gidecekler. Yani mavi de yapmak istemiyorum ve elimde başka renkli boya yok. Ama saçım inanılmaz renkli boyamak istiyorum. Mor şampuanla deneyeceğiz bugün. Elsev'in mor şampuanı vardı. Bir tane videomda da göstermiştim. Dibinde böyle çok az bir şey kaldı diye. Mor şampuan deneyeceğiz ama saçımı mor yapacağım. Yani gereğinden fazla bekleteceğim. Böyle bir saat falan onlarla bekleyeceğim, oturacağım. Şöyle bir şey. Saçlarım da böyle. Daha da yeni yıkadım, kuruttum biliyor musunuz yani. Ama bunu gerçekten yapmayı çok istiyorum. Eğer güzel olursa yarın da o saçlarla güzel bir makyaj yapabilirim diye düşündüm. Şimdi bir saçlarımı ıslatıp geleyim. Aslında bunu banyoda yapsam tabii ki çok daha iyi olurdu ama banyo çok karanlık ve size göstermek istiyorum. O yüzden burada yapacağım. Buraya halı falan sereceğim. Şu havlumu sereceğim. Saçlarını ıslatıp geleyim. Güzelce ıslattım saçlarımı. Şöyle Elsev'in mor şampuanıyla iyice köpürteceğim. Ve bununla bir saat falan bekleme planlıyorum şampuanlarla. Anca o zaman mor olacak bence. Eğer bu rengi beğenirsem mor rengini, Direction'ın lila rengi var. Onu falan alabilirim ya da böyle lila bir saç yapabilirim. Bakın böyle köpürdü. İnanılmaz. Güzel bir renk görünüyor. Böyle falan olacak herhalde. Şu an için direkt rengini vermeye başladı şampuan. Sadece eşit olmamayabilir. Yani bazı yerler mor, bazı yerler gri olabilir. Ama o da çok sıkıntı değil. Zaten bu şampuanın ömrü hani iki banyoluk falan öyle bir şey. Evet, bu şampuanla durabildiğim kadar duracağım gerçekten de. Şimdi ben şu ellerimi falan bir temizleyeyim. Hemen geliyorum. Şimdi şöyle kahvemi de aldım. Işığımı da yakayım ki ambiyans olsun, değil mi ama? Bence güzel. Açık kahvesim. Renkli saç gerçekten insana böyle çok fazla enerji veren bir şey. O yüzden seviyorum renkli saç boyamayı. Ve böyle boyamaya başladıkça da bu rengi de mi yapsam, şu renk nasıl olur acaba falan diye merak edip böyle bütün renkleri denemeye başlıyorsunuz. Bir döngü haline dönüşüyor bu. Kendinizi durduramıyorsunuz. Benim de şu an aklımda çok acayip renkler var. Ama dışarı çıkamıyoruz ya, o yüzden birazcık erteliyorum. Çünkü saçımı boyayıp evde o renkle dolanmamın çok da bir anlamı yokmuş gibi geliyor. Şimdi şöyle, ben geçen gün şu markanın Lakşan yazıyor ama kirpik uzatıcı serumu, kirpik güçlendirici serumu, bundan süreyim mi? O yüzden birazcık bekletiyorum. Saç boyamayı. Çok dibine gelmiyorum çünkü o zaman yakıyor gözlerimi, yanma batma yapan uçlarına yaptığım zaman yeterli oluyor. Bakabilirsiniz, gerçekten işe yarıyor, kirpikleri güçlendiriyor ve uzatıyor. Yani saçla alakalı da işte bir özgüven probleminiz varsa özellikle de ben renkli saçı tavsiye ederim. Çünkü özgüveni kırmanın bence ilk adımı dikkat çekmekten korkmamak.
Yani renkli saçlarla sokağa çıktığınızda da nerede yaşıyor olursanız olun, bu İstanbul'da olabilir, İzmir'de olabilir, fark etmiyor. Renkli saçlar bir şekilde dikkat çekiyor ve insanlar size bakıyor. Bir süre sonra buna alışmaya başlıyorsunuz ve dikkat çekmekten korkmamaya başlıyorsunuz. Bu şekilde özgüveninizi bir nebze de olsa bence kırabilirsiniz. Onun dışında keyifli bir şey yani renkli saç, bence eğlenceli bir şey. Kendinizi daha genç ve dinamik hissediyorsunuz. Ben, en azından bana hissettirdiği şey bu. Kendi saç rengimi gerçekten sevmiyorum. Sıkıcı. Onun dışında bana şu soru çok geliyor. İşte YouTube'a video çekmeyi planlıyorum uzun zamandır ama cesaret edemiyorum. İşte sendeki özgüvene bayıldım tarzında. Bu aslında şey, bir övgü gibi mi geliyor bilmiyorum ama bana göre bir hakaret. Çünkü birini özgüveninden dolayı takdir etmek biraz şey gibi geliyor. Yani aslında sen çok da şey bir şey değilsin, çok da matah bir şey değilsin ama nasıl yapabiliyorsun, gerçekten hayranım, bravo gibisinden bir algı yaratıyor bende. Öyle algılıyorum yani bu durumu. Yani YouTube'a video çekmek çok da wow bir şey değil arkadaşlar. Sonuçta sizi milyonlar izlemiyor. En azından beni milyonlar izlemiyor. İzleyen 500-600 kişi şurada. Yani çok güzel olmanıza gerek yok. Çok zeki olmanıza zaten gerek yok. Yetenek işi falan da değil bana göre. Bilmiyorum yani, çok da bir olayı yok burada video çekmenin falan. Bu kadar büyütecek bir şey değil. Eğer çekmeyi düşünüyorsanız, planlıyorsanız bence hiç düşünmeden başlayın yani. Sonuçta başlarda zaten sizi çok az insan izliyor. Yani çok fazla bir kişi izlemiyor. Ve bakarsınız izleniyorsunuz, o zaman devam edersiniz. İzlenmiyor ama siz bu işi yapmak istiyorsanız da yine ısrarla, inatla devam etmenizi öneririm. Ben çok fazla video yükleyemiyorum çünkü gerçekten öyle bir enerjim yok. Sürekli video yüklemek için zamanım yok demeyeyim. Aslında zamanım var ama hem çok fazla konu bulamıyorum, içerik bulamıyorum. Genellikle de saç videoları yüklüyorum. Zaten çok fazla iyi makyaj yapamadığım için zırt pırt da saçımı boyayacak halim yok. Yani o yüzden çok fazla video yükleyemiyorum. İşte aklıma geldikçe bir şeyler çekiyorum. Öyle diyebilirim. Ama dediğim gibi yani çok iyi makyaj yapmanıza da gerek yok aslında burada makyaj videoları yüklemek için. Kendinizi yavaş yavaş geliştirirsiniz bir şekilde. O yüzden eğer düşünüyorsanız YouTube'a video çekmeyi, bence hiç düşünmeden daha fazla başlayın derim. Çünkü bu sizin bence birçoğunuzun kafasında büyüttüğü kadar büyütülecek bir mevzu değil. Yani YouTube zaten böyle salaş bir ortam. Hani televizyon ortamı falan değil bu. Kendiniz çekiyorsunuz, kendiniz düzenliyorsunuz, kendiniz yüklüyorsunuz. Kafanıza göre istediğiniz yeri kesip biçersiniz. İsterseniz çekin birkaç tane, beğendiğinizi yükleyin. Daha sonra beğenmediklerinizi kaldırabilirsiniz. Hani onlar orada ebediyen duracak diye bir şey de yok. Mükemmeliyetçi olduğunuz sürece kendinizi sürekli dizginlersiniz ve ilerleyemezsiniz. O yüzden elinizden geleni yapın, ne kadar oluyorsa. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu da söyleyeyim dedim. Çünkü gerçekten çok fazla yazan olmuştu. Mor şampuan o kadar güzel kokuyor ki rengine. Rengine diyorum, kokusuna bayıldım gerçekten de. Çok tatlı kokuyor. Kesinlikle çok fazla renk eşitsizliği olacak biliyorum ama yine de denemek istiyorum. Böyle hafif bir mor yansıma olsa ya da direkt mor olmasını istiyorum aslında ama olmayacak biliyorum ki. Bu arada şu ojelere gerçekten bayıldım rengine. Tabii ben yine iğrenç sürdüm. Gerçekten beceremiyorum sürmeyi ama rengi gerçekten çok güzelmiş. Bu Nude'un Milky White rengi. Bakabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı. Ama 3 kat sürünce böyle oluyor. Tek katta hiç renk vermiyor diyebilirim. Böyle bu gereksiz bilgiyi de verdiğime göre ben şimdi biraz bekleme sürecine geçeyim. 1 saat falan ya da yarım saat falan bekleyeceğim bu şampuanla. Sonra yıkama aşamasında tekrar görüşürüz. Herkese selam. 4 saat sonrasından merhaba. O şampuanla tam 4 saat bekledim. Evet, dizi falan izledim, yemek yedim, bir sürü şey yaptım. En sonunda yıkadım artık saçlarımı ve sonuç bu oldu arkadaşlar. Böyle çok güzel pastel rengi bir mor rengi oldu. Yani lila rengi gibi, yani lila rengi diyebiliriz bence buna, lavanta rengi gibi bir şey. Ve gerçekten hiç böyle olacağını beklemiyordum. Ben bazı yerler gri, bazı yerlerde böyle çubuk şeklinde mavi mor arası bir renk olur diye düşünüyordum ama beklediğimden çok çok daha iyi bir sonuç ortaya çıktı. Sel düşü dipleri çok getirmediğim için buralar biraz gri kalmış ama onun dışında
Böyle baktığınız zaman pek fazla bir renk dalgalanması yok ki, normal boyayla boyadığınız zaman bile böyle ufak tefek dalgalanmalar olur saçta. Ve şampuanla olabileceği bu bence çok da güzel bir sonuç oldu. İnanılmaz çok beğendim. Tabii ki şampuanla saç boyamak dünyanın en mantıklı işi falan değil. Bir gün yine normal bir boyayla, saç boyasıyla bu rengi boya sizinle beraber. Çünkü rengi gerçekten çok beğendim ki ben mor rengini pek sevmem, ona rağmen. Bu renk benim aşırı hoşuma gitti şu anda. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama bence aşırı aşırı tatlı oldu. Bazı yerlerimde böyle mor şeyler kaldı, izler kaldı. Şampuandan dolayı oraları yıkayınca geçer herhalde. Biraz ensemde falan da kalmış. Ama tamamen böyle can sıkıntısından evde oturduğum bir anda aklıma gelen ve sizinle beraber yaptığımız bir şey oldu. Öylesine eğlencesine yaptığımız bir şey diyebilirim bence buna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer saçla alakalı videolara da göz atarsanız eğer çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.